Şehir 13 Nisan günlerden Çarşamba 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Bugün yoğun bir sisle güne başladık. Şu an daha iyi durumda zannedersem daha açılmış durumda. Ancak özellikle saat 8 civarlarında gerçekten yoğun bir sis vardı. Zaman zaman önümüzde önümüzü görmekte bile zorlandığımız anlar oldu. Bu nedenle de sürücüleri uyarmış olalım. Belki hala devam eden sisin devam ettiği noktalar vardır. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. İlk haberimize bakalım. Kaza haberiyle başlıyoruz programımıza. Eskişehir'den Afyon'a Afyon'da bulunan bir cezaevine mahkum taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. 4 Jandarma personeli, bir şoför ve bir mahkum kazada yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza Eskişehir-Afyon-Karahisar yolu Asri Mezarlık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolüne getirilen mahkumu Afyon-Karahisar'daki Afyon bir cezaevine geri götüren otobüs devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen cezaevi otobüsünde bulunan 4 jandarma personeli, bir mahkum ve şoför yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 12 acil servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu devrilen otobüste sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Sit alanında kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan iki şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Odunpazarı ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Kravdan Mahallesi'nde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait nekropolde izinsiz kazı yapılacağına dair bilgi alındı asayiş ekiplerince takibe alınan sit alanında incelemeler yapıldı. Jandarma dronu vasıtasıyla birinci derece alkololojik sit alanında havadan yapılan kontrolünde öğrenler mevkinde bulunan nekropolde iki şüpheli şahsın iş makinesiyle ile kaçak kızı yaptığı tespit edildi. Şüpheliler iş makinesiyle ile kaçak kızı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Evet, iki şüpheli suçüstü yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla da haklarında adli işlemler başlatıldı. Sıradaki haberimize geçelim. Tepebaşı Belediyesi tren iftara yetişemeyenler için hazırladıkları iftarlıkları vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Her gün ücretsiz bir şekilde vatandaşlara sunulan iftarlık kumanyalardan yolcular da oldukça memnun. Tepebaşı Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan iftarlı kumanyalar tren yolculuğu sonrasında Eskişehir'e ulaşan vatandaşlara ikram ediliyor. Ramazan ayı ile birlikte haftanın her günü ücretsiz iftarlı kumanya ikramı yapılan tren garında hizmetten yararlanan vatandaşlar da memnuniyetini ifade ediyor. Kumanya ikramı ile Eskişehir'de iftara yetişemeyen yolcular için iftar yapılabiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de sandviç, su ve meyve suyunun yer aldığı kumanyaların Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ikram edileceğini belirttim. Sıradaki haberimizle devam edelim. Eskişehir'e ilkbaharda kar yağdı. Bu yıl yaz biraz zor gelecek gibi tam havalar güzelleşti. Hava sıcak derken bir anda yağmur ve soğuklar geri gelmişti. Önüm geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bozda, Tandır ve Yarımcamalileri ve İnönü ilçesinde beyaza büründü. Eskişehir'de gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Tepepaşa ilçesine bağlı yaklaşık 1200 rakımlı Bozdağ, Tandır ve Yarımca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. İlk parın ortasında etkili olan kar yağışıyla birlikte mahalle sakinleri de şaşkınlık yaşadı. Kar yağışının yaprakları süslediği ağaçlar ise karpostallık manzaralar oluşturdu sisle birlikte ortaya çıkan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi. Yüksek kesimlerdeki hava sıcaklığı ise yer yer sıfır derecenin altına indi. Ayrıca İnönü ilçesine bağlı bazı köylerde de vatandaşlar karlı bir sabah uyandı. Evet Nisan ortasında ilkbaharda yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerin köylerinde kar yağışı etkili oldu. Mahalle sakinleri de özellikle çocuklar da artık yılın son karlarının tadını çıkardı sıradaki haberimize geçelim. Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Paylaşmaktır adıyla devam ettiği dayanışma hareketi son hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz bu hareket Ramazan ayında da Ramazan Paylaşmaktır adıyla devam ediyordu. Bu uygulamayla birlikte yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri bir araya görüyor. E, Verenel e, alan eli görmüyor. Böylelikle güzel bir dayanışma hareketi de e, uygulanmış oluyor. Ekipler de dağıtımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Paketler de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik kriz sebebiyle zor günlerden geçen vatandaşlarla onlara destek olmak isteyenleri buluşturduğu Şehir Paylaşmaktır uygulaması Ramazan ayında da Ramazan Paylaşmaktır adıyla dayanışma ruhuna güç vermeye devam ediyor. Daha önce de mahallelerde ihtiyaç sahiplerini muhtarlıklar aracılığıyla aracı ile ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri dağıtımlarını Akarbaşı, Yeni Bağlar, Eski Bağlar ve Vişnelik mahalleleri ile sürdürdü. Paketler muhtarlıklara ekipler tarafından teslim edildi. Evet, ekipler Ramazan paylaşmaktır diyerek ihtiyaç kulilerini, erzak paketlerini, ihtiyaç sahiplerini muhtarlıklar aracılığıyla göndermeye devam ediyor. Eskişehir'de bu iyilik hareketleriyle, dayanışma ruhuyla, duyarlılığıyla daha da güzel bir şehir haline gelmeye devam ediyor. Sıradaki haberimize geçelim. 2014-2018 yılları arasında AK Parti il başkanlığı yapan Dündar Ünlü ekibiyle birlikte iftar yemeğinde buluştu. Mali müşavir ünlü o anları sosyal medyadan hakları ödenmez diyerek paylaştı. Dündar Ünlü 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 16 Nisan 2017 referandumu ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gibi kritik tarihlerde il başkanı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili seçiminde 4. sıra adayıydı. 52 yaşındaki ünlü 2002 yılında AK Parti'yi mutlulukta kuran isim oldu. Kurucu Belde Başkanı olan ünlü İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. 2013 yılında Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atanan ünlü 2014 yılında il Başkanı oldu. Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. Pancarkop, Müsiyat ve Eskişehir Spor Üyelikleri bulunan ünlü iftar programını birlikte görev yaptığımız kıymetli yol arkadaşlarımla iftarda buluştuk. Hakları ödenmez notuyla paylaştım. Sıradaki haberimizle devam edelim. Bir sokak sanatçısıyla devam edelim. 20 yaşındaki genç sanatçı Sıla Kara Eskişehir'in sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyor. Duvarları e, duvarları boyayan genç sanatçı vatandaşlardan güzel sözler duyduğunda da daha fazla motive olduğunu, sanatına daha sıkıyla sarıldığını ifade ederek belediyelerin sanatçıları ve halkı sona, e, sokak sanatına daha fazla teşvik, teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Farklı yazı stillerinde ve şekillerde yaptığı duvar resimleriyle eski şiirlerin ilgisini çeken 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Kara aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği bölümünde okuyor. Duvar resminin su bazlı boyalarla daha pratik bir kullanışta olduğunu ifade eden Kara Ülkemizde bu sanat ile uğraşan sanatçı sayısı çok az olduğu için insanlar beni duvarlara resim çizerken gördüklerinde hayretle izliyor ve güzel sözler söylüyorlar. Bu durum tabii ki benim gibi her sanatçının duymak istediği cümleler. Eskişehir halkının sokak sanatçılarına değer verdiğini görüyorum ve bu durum beni çok memnun ediyor. Belediyeler uygun noktalar belirleyerek sanatçıları ve halkı sokak sanatına daha fazla teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum diye konuştum. Evet genç sanatçı sanatına sokaklarda icra etmeye devam ediyor. Gelen güzel sözler karşısında da daha fazla motive olduğunu belirtti. Sıradaki haberimize bakalım. Marul fiyatları marketlerde ve pazarlarda 20 liraya kadar ulaşmış durumda. Yüksek fiyatları gören vatandaşların da alım gücü oldukça düşmüş durumda. Bazı kesimler bu yüksek fiyatların marulun azlığından kaynaklandığını söylüyorlar. Fiyatların düşmesi ise nisan ayının sonuna sonlarına doğru Mayıs ayının başlarına doğru olacak ancak Eskişehir'de hasadı yapılmaya başlanacak olan marulların 20 farklı şehre gönderilmesiyle birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2 liraya kadar düşen fiyatlara rağmen üreticinin elinde kalan marullar bu yıl rekor seviyelere satışa sunuluyor. Eskişehir'de bulunan tarlalarda ekilen marullar geçirerek toprak üzerine çıkmaya başladı. Yaklaşık 45 gün sonra hasada yapılacak olan marullar 20'den fazla şehre sevk edilerek iç piyasaya sürülecek. Eskişehir genelindeki üretim miktarı ile birlikte piyasalarda denge değiştireceği düşünen marullar hem üreticinin hem de vatandaşın odak noktası haline geldi. Geçtiğimiz yıl elde kalan marullardan sonra üreticinin ekim yapmadığını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Nisan ayı itibariyle Eskişehir bölgemize dikilen marul fideleri hayata geçmek üzere. Eskişehir merkez ve ilçelerden hasat edilen marullarla birlikte piyasadaki yüksek fiyatların düşmesini bekliyoruz. 45-50 gün sonra hasada yapılacak olan marullar piyasanın dengeliğini değiştirecek ifadelerini kullandı. Evet marul fiyatları aldı başını gitti. Şu anda tarlalarda olan marullar yaklaşık 45-50 gün sonra hasat edilecek ve iç piyasaya sürülecek. 20 farklı şehre gönderilecek. Böylelikle fiyatların düşmesi bekleniyor. Umarız ki düşer. Çünkü marulda e, mutfaklarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri her akşam tükettiğimiz salataların vazgeçilmez ürünlerinden biri. Bu nedenle vatandaşlar bir an önce fiyatların düşmesini dört gözle bekliyor. Evet bugünlük de onda 10 programını bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.